Aşkım. Kız arkadaşlarımın genelde başına gelen bir şeyden. Böyle adamlarla evlenmeyin. Böyle kadınlarla da evlenmeyin. Ya bu çocuk daha size ne desin? Herkese merhaba. Bugün evimde çok sevdiğim bir arkadaşım var. Canım. Kendisi, biz bu sohbeti genelde böyle mutfakta yapıyoruz ama bugün sizler için salona taşıdık. Çok güzel sohbet edeceğimizi düşünüyorum. Aşkım kapışmakla. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada evin güzelmiş ha. Beğendin mi? Yani ben açık açık şunu söyleyeyim. Hep mutfakta oturuyorsun. Beni her geldiğinde aşağıya alıyorsun. Ya aşkım, ya aşkım, ya aşkım diye ama yani burada asıl olay buradaymış ya. Aşkım. Bunu aşkım. Yapmayacaktın, yaptın ya. Ama çok enteresan bir ismin olduğunu biliyor musun? Yani biliyorum, böyle biliyorum, şey, biliyorum. Sanki herkesle flörtleşiyormuşsun gibi. Dışarıda düşünün, aşkım ne yapıyorsun dediğinde herkes bakabilir yani. O yüzden mi flörtleşmemek için mi aşkım diyorsun aşkım. Bana? Ben hep şey derdim, Esmeral çok enteresan bir isim ama aşkım çok daha enteresan bir isim. Hele bir de erkekte. Var mı böyle var. İsminle ilgili başına var geçen? Mı? Yani hani her gün, her an sürekli bitmiyor ya. Çok büyük bir tekstil firmasının sahibi. O ve 10 kişi Antalya'da bir otele gidiyoruz, eğitim alacağız. Biz bir akşam önceden gittik. Bu arkadaş da hani bayağı boylu poslu, iri yalı. Yanımızda hoca da geldi, eğitim verecek hocalardan bir tanesi. Biz 3 kişi gittik önden. Resepsiyondayız işte. Adam dedi ki, 2 tane oda var şu an. Akşama kadar dedi, idareten. 2 kişi bir odada, tek kişi bir odada kalabilir mi? Şimdi Zeynel, adı Zeynel. Zeynel bana bakıp böyle yaptı, biz birlikte kalalım mı aşkım? Bak oradaki herkes bize bakıyor, tamam mı? Herkes bize bakıyor. Ben de çok yakınım olunca tamam hayatım dedim. Adam kimliği üniversite alan adamlara falan dedi ya. En basiti bu mesela. Sana bir şey soracağım ben. Sor. Aşkım. Önemli bir şey soracağım herhalde. Yani bizler kimlere aşık oluyoruz? Ha, güzel soru. En temelden gireyim dedin. Ve bu ilişkilerden bir girelim de bir sürü konuşacağız. Şunu söyleyeyim. Genelde %90-95 biz çocukluğumuzdaki birine aşık oluruz. Bu ülkede çok az insan ya da bu dünyada çok az insan gerçekten kendisinin kendi algısıyla, kendi benliğiyle birini seviyor. Mesela aşk sağlıklı ve mutlu yetişmiş çocukların olacağı bir şey değil. Yani normalde sağlıklı, çocukluğundan itibaren mutlu yetişmiş insanlar, sağlıklı yetişmiş insanlar aşık olmazlar. Onlar çok severler. Çocukluğu yaralı olan kişilere aşık olurlar. Çünkü muhakkak çocuklukta bir eksiklik vardır. Örnek vereceğim, şöyle söyleyeyim. Aşık olacağınızı olmak istediğiniz kişiyle ilgili 3 özellik söyleyin de. Sen burada izleyenler, dinleyenler düşünsün 3 şey. O 3 şey muhakkak kendisiyle ilgili. Yani çocukluğunda o duyguyu alamadı birinden. Ya da baba gerçekten öyleydi. Mesela bazı kadınlar der ki, beni ölümüne korusun, kollasın. Aslında baba arıyorum der. Bir erkek der ki mesela, çok sevsin beni. Aslında anne arıyor. Yani bir şeyi çok istiyorsa bir kişi, o çok kelimesi çocuklukla ilgili. O yüzden biz çocukluğumuzdaki kişilere aşık oluruz. Onları bulmamız lazım. Ama onlarla da aşk uzun süreli yürümüyor. Çocuklukla ilgili çok şey hatırlamaz insanlar. Ama duygu vardır. Bunu anlayabilmek için ailesini, annesini, babasını düşünsün insanlar. Gözünün önüne getirsin, şöyle bir dalsın. Çocuklukla ilgili bir anı hatırlamaya çalışsın. Oradaki duygular neyse, yani oraya gitti, bir gerginliğe gitti mesela. Bir işte yalnızlığa gitti. Ya da bir mutluluğa gitti. O kişinin genel ruh halidir. Oradan çıkarabilir. Yani eğer siz bu hayatta nasıl bir insan, hangi duygulara sahip olduğunuzu anlamak istiyorsanız çocukluğunuzla ilgili anılara bir süre gitmeniz lazım. Bir hafta sürer bu. Her gün 5-10 dakika otursun, bir anıya gitsin. Bir haftaya baksın, neler hissettim ben? Burada çok korktum, burada iğrendim, burada çok iyiydim. O duyguların hepsi sizin şimdiki zamanda hayatta aradığınız duygular. Peki bu yaptığımız seçimler mesela ilişkilerimizde mutlaka çocukluktaki bir eksikliği mi bulmaya çalışıyoruz? Yani o çocuklukla veya o bilinçaltındaki şeyle seçtiğimiz ilişkinin birebir mutlaka bir teması var mı? Veya seçimlerimizi ona göre mi seçiyoruz? Tabii çok önemli. Yani önce bu şöyle düşün. Atıyorum çocuklukta mesela tanık olduğun anne baba ilişkisinde ya da amca ya da ne bileyim işte komşu herhangi biri. Çok duygusal etkilenmiş olman gerekiyor bu durumdan ama. O kişiyle ilgili bir görüntü, referans, duygu, his hepsi senin beynine yerleşiyor. Diyelim ki 10 tane özelliği var geçmişteki birinin. Bundan 3-5 tanesini birinde gördüğünde ona tutuluyorsun. Yani babasının birçok özelliğini sevmeyen ama karşısındaki erkekle de birçok özellik olan arkadaşlarım da var. O da aynısı işte bak. Babanın onda yarattığı duygu neyse o duyguyu onda yaratacak erkekleri seçiyor ama. Şimdi yani bu mesela benim başıma hiç gelmedi ama benim...
kız arkadaşlarımın genelde başına gelen bir şeyden bir soru soracağım. Mesela hani ilişki böyle şahane gidiyor. Herkes işte çok mutlu olduğunu düşünüyor. Ya sen benim hayatımın yarısısın, yarim diyor. Vay. Seni çok seviyorum diyor. Sen benim için bir tanesin diyor. Yani ne oluyor da mesela iki gün sonra yok veya bir anda ne oluyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim sana. Bunu yapan diyelim ki erkek. Sormak. Bunu... İstediğiniz soruyu sordunuz. Benle alakası yok ama ben bunu söyleyeyim de. Hep öyledir ya. Hep öyledir. Hep yakın arkadaş. Aslında her şey bizimle alakalıdır. Yani benim de anlattığım her şey benimle alakalıdır. Şunu söyleyeyim. Bunu yaşayan kadınlara bak genelde. Bana da yazıyorlar. Gittiğim yerlerde görüyorum. Diyelim ki sen çok sevgiye ihtiyacı yüksek bir kadınsın. Bu senin bilinçaltında duruyor. Çok sevil istiyorsun. Çok yani güvenli. Hepimiz bunu bir çok istiyoruz. Hayır, çok çok istiyorsanız çocukluğuyla girip çıkıyor. Hani isteyen var bir de çok isteyen var. Aynen öyle. Tamam. İsteyen normal, sağlıklı ama çok istiyorsa bir problem var. Sen yani bu çok normal istiyoruz demek. Aynen. Sen bunu çok istediğini onun yanındayken, onun gözlerine baktığında, onunla dururken hissettiriyorsun farkında olmadan. Sonra diyelim ki bana bunu hissettiriyorsun. Ben senin bunun mimiklerinde de alırım. Değil mi? Yani hareketlerinden, tavırlarından. Bende bir şey uyandırıyor senin bu tavrın. Evet, çok fazla ne istiyorsun? Sevgi, sevilme ihtiyacı. Ben bu benim bunu alınca sana bunu istemediğim şekilde veriyorum. Anladın mı demek istediğimi? Yani senin beklentin çok olduğu için fazla sevgi gösterisi. Bakın şunu unutmayın. Karşı taraflı bir hoşlanma varsa iki tarafta birbirinin zayıf noktasını hemen görür. Hemen görür. Ya strateji gibi bir şey mi bu? Bunu farkında yani olmadan yapıyor beynimize. Buna eğilimli erkek var sonuçta yani. Anladın mı? Avcı erkek dediğiniz tipler var ya mesela. Senin o yalnızlığını görüyor. Senin o acizliğini, senin o ne bileyim o konudaki güçsüzlüğünü, senin o içindeki o yaralı kızı anlatabiliyor muyum? Görüyor ve görünce sana aşırı sevgi gösteriyor. Normalde bir insanın, şunu sakın unutmasın kadınlar, bir erkek size aşırı sevgi gösteriyorsa burada bir problem vardır. Aşırı sevgi. Ya bir şeyi kapatıyordur, bir beklentisi vardır. Bu hep böyledir, değişmez. Kimse ölümüne sevemez kimseyi, böyle bir dünya yok. Bu aşırılık kendini sevmenin göstergesidir. Şimdi ben sana fazladan senin beklediğin şeyi yaptım, sen ayağın yerden kesildi. Aradan birkaç ay geçtikten sonra ben istemediğim bir şeyi fazla yaptığım için özüme dönüyorum aslında. Ben hep böyleydim. Ben sadece sen çok şey istiyorsun diye sana bunu verdim. Sonra da sen çok değiştin. Gibi muhabbetler başlıyor. Öyle değildi ya, sonradan oldu falan. Aynen. Cümlesini bu... her zaman kurmuşuzduk. Neden ilişkiler şeffaf değil? Neden yani bu... Şunu soracak kadın kendine. Niye gitti o adam ya da neyse gitti. Evet. Ben ne hissediyorum diye soracak kendine. Ağır bir yalnızlık duygusu çekiyorum. Okey. O duygunun içinde kalması lazım kadının. Orada bir kalacak. Tamam. Bu duyguyu en yoğun nerede yaşadım? Bu kadar yalnız, çaresiz nerede hissettim dediğinde beyin geçmişe gidip orada bir anıya gidecek. Orada bir... Gitmiyorsa bir yere. Gitmesi lazım. Gitmiyorsa iyice reddetmiş beyni demek ki. Bayağı bir reddetmiş yani. Ve genelde bu duygu değersizlik duygusu. Yalnızlık, anlatır mı? Değersizlik. Şu da olabiliyor. Kadın mesela annesinin rolüne geçmiş olabiliyor mesela. Annesi atıyorum kocası tarafından böyle bir terk edilmiştir. Örnek veriyorum. Adam var ama yoktur. Anlatabiliyor muyum? Adam evdedir ama evde değildir ruhen. Adam yoğun çalışıyordur, az görüyordur karısını. Terk edilmiş bir annenin yalnızlığını kız görür. Orada anneyle içselleşir ve hayatı boyunca annesi olmaya devam eder. Ama zanneder ki konu hayatıma girip çıkan erkeklerdir. Hayır, hiçbir zaman olmayacak konu onlar. O yüzden bir ilişki yaşarken mesela eşinize, sevgilinize bir an bir flört ettiniz. Bir gün sonra ayrıldınız. O evine gitti, işine, sen işe. Akşam buluşacaksınız. Gün içinde sürekli aklınıza o geliyorsa sizin çocukluğunuzda bir problem var. Gerçek sevgide şu vardır. Güzel bir detay bu. Esmeler, düşünmüyorsak da? Düşünmüyorsak sen andasın. O an o işini yapıyorsan. Her şey yolunda. Çok sağlıklı ve mutlu bir ilişkidir bu. Ama bir saat boyunca Esmeray işini yapar. Atıyorum makyajını yapar, organizasyonunu yapar. Bir saat boyunca aklına gelmez. Aklına gelmemek sağlıklıdır. His olarak gelir gider. Ama bir saat sonra merak edersin, ararsın. Aradığında şuradan anlarsın. Müsait misin? Müsait değilim hayatım dediğinde. Telefonu kapatıp kendini kötü hissetmiyorsan bu ilişki mutlu ilişki. Ama müsait değilim hayatım dediğinde telefonu kapattıktan sonra bu niye müsait değilim dedi bana şimdi diyorsanız yine çocukluğunuzda bir problem vardır aslında. Bu çocukluk neymiş ya? Çok derin bir mevzu. Bundan sonra herkes şunu unutmasın. Evden kime sarılıyorsanız,
Okey. İşte kime bir şey yapıyorsanız orada şunu söyleyeyim. Ben hangi duygumu aktarıyorum şu an ona? Mesela atıyorum evde canınız sıkılır, Esmeray'ı ararsınız. Değil mi? Esmeray'cığım ne yapıyorsun? İyi misin? Bilmem ne filan. Senden şunu bekliyorum bu ses tonuyla konuşursam. Sen de bu ses tonuyla o, yükseldin, yükseldin, yükseldin. Oh ben rahatladım. Telefonu kapattım ama sen rahatlamazsın. Niye? Sen çünkü o duyguda değildin. Gereksiz bir yükseliş yaşadın. Telefonu kapatınca boşluğa düştün. Demek ki insanlar birbirlerine duygu aktarmak için yaşıyorlar. Bir şey olduğu zaman şöyle yapıyorum, diyorum ki ben şu an ne hissettim? Mesela bu bana Harikasın sen. hangi duyguyu Süper. İşte bu. yaşattı? Harikasın. En son yaşadığım duygu bana değersizlik duygusunu yaşattı İşte mesela. aynen. Hepimiz Bunu bunu yaşıyoruz. sorgulamaya başladığımda, böyle sorular sormaya başladığımda en çok karşılaştığın duygu mesela bu değersizlik duygusu mu? Veya bu Evet. sevgi olayı olmasaydı biz çok daha mı mutlu olacaktık acaba? Niye herkes bir sevginin peşinde veya hani böyle bir şey var değil mi? Var. Temeli buna gidiyor. Kesinlikle öyle. Çünkü yalnızlık duygusu yaşıyoruz Yani biz. biri bizi sevmezse mutsuz olmak zorunda mıyız? Ya Her, da aa, bu buna mı çok çok odaklanıyoruz? çok güzel bir soru. Biri sizi sevmezse mutsuz olacağınızı düşünüyorsanız, evet sizde bir problem olabilir. Yani duygu Yani ben problemi. olmuyorum Olabilir. diyormuşum. Burada bir ihtiyaçtan bahsediyor insan aslında. Sevilmeyince mutsuz oluyor. İnsan anası da olsa babası da olsa yalnız bir varlık aslında. Doğduğunda anlıyorsun bunu. Yani yalnızsın. Bu dünya bir Mesela bunu şu an, şu dönemlerde daha da hani çok bütün anlıyorsun. dünyanın ve hani ülkemizi de saran bir virüs ve biz gerçekten evlerimize kapandık ve Evet. kendimizle artık Baş başayız. yüzleşiyoruz böyle değil A mi? aynen. Hatırlar mısın yıllar önce hani büyüklerimiz derdi herkesin doktoru kendisi. Doktor senin içinde derdi anladın mı? Psikolog da sensin, doktor da sensin filan derlerdi. Şimdi o yüzyıl işte dediğin yüzyıl. Biz Ne olacak peki? ya şöyle bir şey bu eksen kayması çok doğru. Yani hani şöyle doğru. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorlar ya. Aslında bir akıl sağlığı yılı başlıyor şimdi 2021'de ciddi anlamda. Neden? Biz mesela dünyayla baş edemediğimiz için her sabah el ele tutuşmamızın, kavga etmemizin, sokağa çıkmamızın, eğlenmemizin, giyinmemizin, öpüşmemizin, sevişmemizin, tartışmamızın tek bir sebebi var hayatta. İçimizdeki yalnızlık duygusundan kurtulmak. Bütün kavgalar yalnızlık duygusundan, işte başarısızlık duygusundan yapılır. Canı sıkılan adam komşusunun ayakkabısını niye kapının önünde diye olay çıkartır. Anladın mı? Yani çünkü canımız sıkılıyor toplum olarak. O yüzden biz sosyalleşerek iyileşiyorduk. Herkes bir bozukluğu atıyordu. Yani patron geliyordu, ondan sonra bir aşağılık duygusunu işçisinin üzerinde üstünlük olarak sağlayıp çekip gidiyordu. Örnek veriyorum sana. Koca karısının üzerinde bir duygu dayata dayata narsizm adamlar baktığında mesela onu acizleştiriyordu. Bir şekilde yapıyordu bunu insanlar. Ya da mutlu ediyorduk birbirimizi. Şimdi pandemi patladı. Sosyalleşme bitti. Dokunma yok, temas yok. Bir de biz sarılmayı seviyoruz Sarılmayı ya. seviyoruz, sarılma da yok. Duygu da alıp veremiyoruz demek aslında dediğin. Bütün Evet. duygular bizle kaldı şimdi. Aklımıza ne gelse. Önceden şu yok muydu Esmeray? Canım sıkıldı, bir şey beni dertlendirdi. Of çıkıp 2 dakika yürüyeyim. Esmeray'a uğrayayım, kahve içip geleyim diyordum. Şimdi bitti mi? Diyor ki Evet. beyin, sıkıldın mı? Sen yapacaksın şimdi, baş edeceksin. Tek başınasın. Bu tek başınalık insanlara iyi gelmiyor şu an. Çıldırmalar başladı. Geçen haberleri gördünüz mü? İşte kedi yeme. Biri kedi yemiş mesela. Kesmiş yemiş. Ya da işte bir kadın çocuğunu köprüden aşağı atmış. Artık bu çıldırma noktası. Atıyorum senin gibi örnek veriyorum. Daha sağlıklı düşünebilen insanlar. Bunu küçük kazalarla atlat. Uykun kaçar. Depresyona girersin. Hepimiz gibi. Ama herkesin çocukluğu öyle mi peki? Herkes saldırgan bir şeye dönüşebiliyor, değil mi? Mesela pandemi patladığında ev partileri yapanlar vardı hatırlıyor musun? Herkes kınadı onları. Neden sizce? Onlar çocukluğunda yalnız ve çaresiz kaldığında ağzına sürekli yemek şiş itilen çocuklar biliyor musun? Peki şöyle mi olsa? Yalnızlık Anne duygusu babalar gelecek. o zaman çok iyi bir danışmanlık alıp hani şöyle topluma bilinçaltı kötü olmayan Evet. bazı kötü duyguları hissetmeyen Aynen. çocuklar mı yetiştirmek Aynen lazım? öyle. Ama öyle bir şey de yok galiba Kaçtı o gemi artık. gibi sanki yavaş yavaş baktığımda Evet. ama hani Allah'tan şunu düşünecek insanlar. Bundan 50 sene önce dert ediyorduk kitap yok, bilgi yok diye. Ama şimdi bilgiye dolaşmak kolay, kitaba dolaşmak kolay. Okuyacaksınız. Herkes evinde açık açık söyleyeyim. Yani izleyenler yıllardır biliyor. Ben hep analiz yaparım. Şu olabilir, bu olabilir diye. 2021'den sonra akıl sağlığı paranızdan, güzelliğinizden
network'ünüzden, gücünüzden, yakışıklılığınızdan, kariyerinizden ve makamınızdan daha önde olacak, açık söyleyeyim yani. Kurtaramayacak sizi. Güzellik olsun ama yani, kozmetik ve güzellik lütfen bu konuda. Şöyle. Yani güzellik ve kozmetik kadın sektörü. Güzellik, ben bakım olarak şunu söyleyeyim, aşırılıklardan bahsediyorum. Giyimine aşırı giden, parasına aşırı bağımlı, estetiğe aşırı bağımlı. Bunların hepsi baş etme yöntemi. Bir kendinize bakın ya, dışarıdan ben kimim, ne yapıyorum, ne hissediyorum, niye bunları yaşıyorum, dünyadaki anlamım ne? Bu anlam kıymetli bir şey. Yani o anlamı bulabilmek. Bir şeylerin peşinde, şunu söyleyeyim size. Örnek vereyim, bir duygu sizde bir haftadan fazla kalıyorsa bir problem yaşıyorsunuz. Bunu çözün artık yani. Genelde bunu çözmek için biz bundan kaçmaya çalışırız. Değil mi? İki kadeh bir şey içer. Gider o ibadet eder. Mesela ibadetlerin, bağımlılıkların altında da şu yatar. Yani gerçekten kendi hiçbir problem yokken edilmiş bir dua başka. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten hiçbir problem yokmuşken oturmuş bir sohbet edilmiş, içilmiş bir şey, yenmiş bir şey başkadır. Ama bunu bir sebepten dolayı yapıyorsanız siz başka bir şey yaşıyorsunuz içeride. Bu zor olmamalı. Şunu söyleyeyim size, kimseninle derdiniz yok. Bütün derdimiz kendimizle aslında. Onu anlamaya başladığımızda, mesela seninle ilk tanıştığımda mesela, tamam tanıyordum seni yıllardır zaten. Ama ilk seni gördüğümde sen benim içimde bir yere dokundun. O yüzden çok sevdim seni. Ben bunu sonra sorguladım. Senin 3-5 özelliğin beni geçmişime götürmüş. Onu fark ettim sonra. İşte Anadolu'ya götürmüş. Ondan sonra oradaki samimiyete götürmüş. Güveselliğimle. Gerçekten öyle. Demek ki bu bende ne? Benim o tarafımla ilgili bir güven. Demek buna ihtiyacım varmış, o samimiyete. Seninle yakaladım mesela. Bu bir arkadaşlık, bir dostluğa doğru götürdü. Demek ki sen bende bir şeylere dokundun. Ben de eminim ki sende bir şeylere dokundun. İnsanlar baksınlar, ne için seviyoruz karşımızdaki? Nereye dokunuyor yani? İyi ya da kötü, olumlu olumsuz. Kime güveneceğiz veya hep böyle sorgulayacak mıyız? Karşımızdaki kişi karşımıza çıktı diye hayatımızın bir yerine dokunmak zorunda mı? Evet, neden her zorunda. Şey şeffaf değil? Şeffaflık bu işte zaten. Siz istiyorsunuz ki sorunsuz, yani geçmişle hiçbir şeyin problemi olmasın. Bütün problem... Benim geçmişimde hiç sorun yok mesela. Ya işte hiç o, ben böyle bir şey iddia edemezsin. Bu çok doğru bir şey değil. Büyük bir yargı. Ama mesela bu. Ben yaşadım ya, biliyorum. Diyorum ki benim geçmişimle alakalı. İşte reddediyorsun. Yok yani, mesela ben öyle düşünüyorum. Demek ki varmış. Kadın bir erkekten ne isteyebilir? Ne yani ister? Sever, değer verir. Bu senin istediklerin ama. İşte benim istediklerim. Yakın arkadaşlarım hep bunu ister. Aynen. Yani mutfakta bunu sana daha iyi anlatıyor. Kesinlikle. Sana şey. Burada kadınların en çok söylediği şey şu. Güvenecek adam yok. Tamam, bu yok. Sizin güvenin adamlarla ilgili değil bu durum. Siz niye güvensizlik duygusu yaşıyorsunuz? Önce bunu çözmeniz gerekiyor size. Yalan söylüyorsa mesela. Kim yalan söyledi? Söylemedi kimse de. Tamam, kim size yalan söyledi? Mesela. Tamam. Onu soralım. Size. Ben de hendislerimle çok sohbet ettiğim için. Tamam. Hani diyor ki mesela yalan konuştu bana. Veya mesela erkeklerde hani şey de vardır böyle. Erkek çocuk anneye düşkündür. Belki anne istemiyordur gelin adayını. Birçok arkadaşım yaşadı bunu. Veya öyle bir şey yoktur da öyle düşünülüyordur. Annesi atıyorum çok bağımlıdır erkek çocuğuna. Bu erkek çocuğuna şöyle bir kişilik geliştirir. Daha narsist, daha bencil ve öncelik kendisine dönük bir kişiliğe dönüşür. Bu kişiliği herhangi bir kadın niye çeker kendine? Onu düşünmesi gerekir. Eğer biz suçlu onun annesi, onun bibisi dersek o zaman buradaki kadının bu adamı çekme hikayesinin arkasında ne yatıyor? Niye bu tipleri çekiyor? Onu sorgulamamız gerekiyor bu sefer. Hayatta bir sürü yanlışla doğru bir arada yaşar. Ama ben niye yanlışı çekiyorum? Kişinin kendine bunu sorması gerekiyor. Niye beni kendimi aldatacak, beni yarı yolda bırakacak, bana yalan söyleyecek, bana şiddet uygulayacak tipleri hayatıma davet ediyorum? Anlamadığınız şey şu, her ilişkinin ilk 6 ayı, 1 yılı bütün dünyada aynı geçiyor zaten. Bütün insanlar aynı şeyi yaşıyorlar. Bütün insanlar birbirlerine, herkes karşı tarafın istediğini gösterir 6 ay boyunca. 6 aydan sonra herkes kendi istediğini göstermeye başlar. Ama şöyle şeyler de var değil mi? Mesela yıllarca çıkıyorlar çiftler, sonra bir anda bitiyor. 2 ay sonra ikisinden biri bir evlilik yaşıyor mesela. Evet, ama o ilişki sağlıklı olmadığı içindir zaten. Hangisi sağlıklı? Evlenme de sağlıklı değil, o ilişki de sağlıklı değil. Ama 5 yıl çıkmış mesela. 5 yıl çıkıyor olması o ilişkinin mutlu olduğunu zamana aldınız şimdi şeyi, referansı.
Hiçbir şekilde 40 yıl, 50 yıl ilişki iyi değildir. Yani bunu siz insanlar ne halde 40 yıl, 50 yıl aşmışlar bilemezsiniz. Rakam bir durumun mutlu olduğunu göstermez. Makam gösterir. O da süreyle ilgilenmez ki zaten. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de birçok evlilik yanlış zaten. Kimlerin evliliği yanlış mesela? Ya onu şey magazinden diyemem şimdi kimsenin evliliği. Oturup çay içiyoruz, konuşuyoruz aşkım. Yani hani... Kimlerin mesela? Kim boşandıysa onların. Onların evlilidir yani. Hani kim boşandıysa onlarınkidir yani. Sektörde şunu görebilirsiniz. Bir ilişki hemen başladı, bir hafta içinde bittiyse problemli insanlar bunlar. Bir şikayeti mesela vardır. Mesela kimin ilişkisini çok beğeniyorsun? Mesela var mı böyle? Var tabii. Mehmet Aslan Tuğ mesela işte Arzu Monan. Neyi beğeniyorsun orada? İkisi de dinliyor birbirlerini. Bizim ilişkilerde bir dinleme problemi var. Değil mi? Şöyle sen mesela. Dışarıdan da onu görüyorsun böyle hani bir... Sakin zaten Arzuman'ın o hani böyle çok ama bu durgun. Sağlıklı olduğunu şöyle gösterir. İki taraf yavaş konuşmaya başladıysa ve bir taraf konuştu, sustu. Bir iki saniye sonra karşı taraf konuşuyorsa bu dünyanın en sağlıklı ilişkisidir ki. Mesela ses yükseldikçe? Ses yükselebilir ama şu çok önemli. Mesela seninle tartışıyorum ben. Sen bir şey söylüyorsun. Evet, sözünü kesiyorsam sürekli bu ilişkide problem vardır. Arzu Monan'la Mehmet niye dedim Aslantu? Ara ara çıkıyorlar ve bir haldeler. O hal hep istikrarlı devam ediyor. Onun dışında ben daha Türkiye'de magazinde sağlıklı evlilik çok görmedim diyebilirim sana ya. Mutlu evlilik, mutlu ilişki. Şimdi mesela bunu okuyup, bunu izleyip, hadi be oradan deyip, bu bölümü çekip, Instagram'a koyup, beni etiketleyip, geç bunları diyenlerin evlilikleri mutsuzdur. Neden? Anlattığım şeyi kendilerine bir yere dokunup, tepki veriyorlarsa bu kişi onların bu şey onların problemi. Şu konuşmaya kim tepki gösteriyorsa bilsin ki biz ona etiketleriz. Ben onun için ölürüm. Ne demek onu sevmiyorum? Ben o benim bilmem neyim diyenler aslında sağlıksız ilişki yaşıyorlar. Dinleme problemi yaşıyor mu ona bakacaksın. Ben ona çok dikkat ederim mesela tanıştığım insanlarda. Örnek veriyorum sen konuşurken ben içimden senin konuşacaklarını düşünüyorsam bu ilişki çok yürümüyor mesela. Çok ilginç değil mi? Yürümüyor. Evet. Akıl okuyorsun çünkü. O esnada bana başka bir aktarım yapıyorsun. İki, söz çok kesiyorsan ben, o ilişki de çok fazla yürümüyor mesela. Üçüncüsü, kocanız uyandı sabah, sinirli. Siz de işte atıyorum, uyandınız, ya işe gideceksiniz, çalışmıyorsanız evde bir şeyle uğraşıyorsunuz. Çiftler, böyle adamlarla evlenmeyin, böyle kadınlarla da evlenmeyin. Bak altını özellikle çiziyorum. Böyle adamlarla evlenmeyin dedi. Ya bu çocuk daha size ne desin? Hatta sevgili bile olmayın. Sevgili yani. Bile olmayın. Kendi duygusunu size aktarıyoruz. Örneğin ben sabah uyandım çok gerginim ya da buluştunuz sevgilinizle, eşinizle çok gergin. Gergin olan kişi partneri de gelir önce. Şunu yapar. Kızar, bir şey eleştirir, bilmem ne. Kadın da şunu yapar. Ya niye gerginsin, ne oldu, sakin ol, bilmem ne. Adam şunu yapar, yap bir şey mi ya, tamam ya, tamam ya, tamam ya der. Kadın da gerilmeye başlar. Kadın gerildiğinde adam rahatlar. Gün gitti mi? Adam da tamam ya hayatım takma falan kadın bitti. Kendi duygusunu size aktarır bu tipler. Ya da gelip şunu yapar. Moralim çok bozuk dedi mesela kadın ya da adam. Bütün olumsuz duyguyu size aktardı. Bir yarım saat sonra bak acayip mutlu oldu, rahatladı. Bu tiplerden de uzak dur. Bunlar kan emicidir. Son 3 ayınıza bakın arkadaşlar. Son 3 ayın içinde ilişkide hangi duyguyu çok hissediyorsanız o duygu o karşınızdaki kişiyle ilişkili ve sizinle ilişkili. Yani uzaklaşmanız gerekiyor bazı insanlardan. Kopamıyorsanız da çocukluğunuzda anne babalıkta bir problem var. Yani insanlar şey zanneder, o adamla ilgili konu, o kadınla ilgili alakası yok. Kendiyle ilgili. Hayır, bırakamadığın bir şey var geçmişte. Hmm. Onu yakalaman gerekiyor, onunla yüzleşmen gerekiyor. Hep böyle bir düşünerek geçiriyoruz be. Düşünmek çok güzel bir eylem. Çok güzel bir eylem. Hele ki durup şöyle daldığınızda. Bu arada şunu söyleyeyim. 2021'den itibaren herkes evinin içinde bir koltuğu, küçük bir alanı terapi odası yapacak. Yapmak zorunda. Öyle mi? Kurtulamıyor. Çok zor bir yıla giriyoruz psikolojik olarak. Biz daha pandeminin acısını, vedasını yapmadık. Biri öldüğünde niye onu gömüp duasını ederiz, ağlar döneriz? Yasını tutmamış bir olay yıllarca peşinizden koşar. Bir adamdan ayrıldın ya da bir kadından ayrıldın ya da bir işi bıraktın. Birini, bir arkadaşı bıraktın, dostu bıraktın. Eğer onun arkasından o acıyı yaşayıp onun yasını tutmazsanız yandınız.
birkaç ay sonra başka bir ilişkide o yas tekrar çıkacak ortaya. Erkek mesela bu duyguyu hiç sevmez. Avcılık döneminden gelir bu. Yani ilkel yaşamın genleridir aslında. En içte olan. Çünkü erkek o zayıflığa düşerse avlanmayı bırakır, yaşamı bırakır, işi bırakır. Yapısı buna uygun değil. O yüzden bunun yerine ne yapar? Daha fazla hazın peşinde koşar. Haz arar. Ama şu doğru mudur? Ayrı bir konudur. Etik midir? Doğru mudur dersen doğru olan nedir? Daha entelektüel olabilmesi adamın. Yani düşünebilmesi, kendiyle kalabilmesi, bunu arkadaşıyla bir hani kadın ilişkilerinde vardır ya sohbet edersin. Konuşabilmesi, anlatabilmesi. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar, artık maço erkek trendi bitti. 2021'den sonra değişecek bu trendler. Farkındaysanız kadınlar daha işte maskülen, erkekler daha feminen artık. Maço kavramı bitiyor ne yazık ki. Yani dünyada bitiyor baktığımızda. Türkiye'de de öyle. Yerini daha orta ve benzer ilişkiler almaya başlayacak. Dikkat edin, kadınlar erkekler gibi giyiniyor. Erkekler kadınların kıyafetlerini giyebiliyorlar unisex adı altında. Bu ne demek? Unisex bir beyin geliyor şu an dünyaya. Z kuşağı. Hazır olun. Bu bayanlar ne yapsınlar? Kimlerden uzak dursunlar? Tabii önce birilerinden kaçmaya çalışır gibi yaşamayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Erkeklerle ilgili yaşadığınız problemleri genellemeyeceksiniz. Hayatınıza girmiş bir iki erkeği, tüm erkekler olarak beyin genellemeyi sevmez. Genellerse herkese öyle bakar. 3. Sürekli sözünüzü kesen biri varsa, yani konuşmanızı bunları bitirmeden... Bunları ben not alayım mı? Olur tabii. Tamam, bak şimdi ben hemen. 1. Söz kesen. 1. Tamam. Söz kesen. Söz kesen. Biri benim sözümü kesiyorsa ben yol vereyim mi hocama? Sık yapıyorsa tabii tamam, bunu. Sürekli ve sık yapıyorsa. Aynen. Tamam. Söz kesen. İkincisi sürekli kendi duygusunu sana aktaran. Hep kendini anlatan mı oluyor bu? Sürekli aynen. Kendi duygusunu aktarıyor sana. 3. Sürekli sakinleştirilmeyi bekleyen. Bunlar annece erkeklerdir. Uzak durun yani. Ha derseniz ki benim de analığım muhteşem. Oradan yani hani bunu yıllarca yaparım diyorsan. Bakmadan bak. Sorun değil yani. Orada. Aynen. Böyle bir bakacak sonra böyle. Aynen öyle. Bu benim arkadaşımın başına geldi hiç yoksa ben böyle şeylerle ilgili. Bana çok anlatıyor arkadaşlarım. Sen de toplamışsın böyle arkadaşları. Ya ben seni nasıl konuk almayayım? Canım arkadaşım sen bunları söyleyeceksin ki biz de faydalanacağız. Seve seve. Biz bunu bilmiyoruz, sen okumuşsun etmişsin, bizle paylaş. Anneci mi? Aynen. Diyoruz. Yani anneci evet. Yani hani, çünkü bunlar sürekli sakinleştirilmeye ihtiyaç duyarlar zaten. Anladın mı? O yüzden. Ya kadın da sakinleştiriyor. Nasıl? Ama yani hani anne sakinleştiriyor tamam da. Tamam da ama burada yanlış bir şey yapıyorsun. Mesela atıyorum duyguyu anlamak başka, sakinleştirmek başka. Örnek vereceğim. Yani ben geldim. Bir konuda benim gerginim. Gerginliğimi burada anlatıyorum. Sen bana tamam hayatım falan dediğinde beni anlamamış oluyorsun. Sakinleşmiş oluyorsun. O yüzden gidip aldattıkları kadınlar kendilerini anlayan kadınlar mesela. Sakinleştiren kadınlar diye çok ilginç. Çok üzüleceğim ama şöyle bir şey var mesela. Erkekler doğru değil ama niye pavyona giderler? Cinsellik yok orada. Öncelik o değildir. Sohbet mi? O kadın sürekli onu över. Sen ağasın, sen paşasın, sen ağasın, sen paşasın. Bunu yaşar orada. Bu da bak, anneden kaynaklanan bir şey bence değil mi? Aynen. O öyle mi büyütüldü? Aynen. O öyle mi oldu? Aynen öyle. Ama o seni evde her gün biri övemez ki yani, anlatabiliyor muyum? Bu senin bir zayıflığın olduğunu gösterir. Erkeklerin bazıları niye sürekli futbol abartı, hooliganizm, o değil mi? Bağırıyor, çağırıyor, öfke bilmem ne. Orada şiddet ve öfke eğilimini orada atıyor. Anlatabiliyor muyum? Erkekler niye şans oyunları oynayan kumarbazlar mesela var değil mi? Bağımlıları. Orada bir bağımlılık sevgi açlığından dolayı mesela bağımlılık geliştirmiş. Aynen. Her şeyin bir sebebi var mesela. Ama siz bunları tedavi etmek istiyorsanız o adamlarla... Bir yaşam kaynağı olarak görüyorsunuz. Olur mu öyle şey? O zaman bir gidin oysa o erkeklerle olun mesela yani. Anladın mı? Ona analık yapacaksın. Ona aynı adama sevgi vereceksin. Aynı adamın yoldaşı, aynı adamın kardeşi olacaksın. Hadi olun o zaman. Ona da yoruldum ben. Yorulursun tabii yani. Sen rolden role giremezsin. Senin bir rolün var. Benim sen rolüm kadınsın. Ne? Sen hocam, kadınsın. Sen bir insansın. Tamam. Ne yapıyorum? Kadınsın. Ben bunu not alıyorum. İnsan olduğunu hissedip dişi evet. olduğunu hissedeceksin. Bitti gitti olay bu. Ha, arada bir annelik gerekiyorsa ama arada bir. Neyse geldim ben yani. İşte duygumu aktaracağım. Sevinirim sen bana yani. Bunu yaptın mesela. Anlamadın gitti. Bitti. Bak ne oldu biliyor musun? Anlaşılmadım ama yatıştırıldım sadece.
Çok tehlikeli bir şeydir. O yüzden bu tipler işte kendini sakinleştirecek kadınlarla evlenirler mesela. O erkekler sürekli yaramazlık yapıp gelirler gitmekten. Anne olmayı yazıyorum. Gelir. Affet beni gelir sana. Anne affedilmeye gelir. Anne olmayı yazıyorum hocam. Yani. Tamam. Artık bu çağ için konuşuyorum çünkü. Bu çağ ve sonrası için. Kitap okumuyorsa olmayacak arkadaş. Söyleyeyim size. Kitap okuyacak. Meditasyon yapmayı bilecek. Bunlar önemli. Meditasyon dediğim... Bunu belki onu yaptırmak çok zor gibi geliyor. Kendi kendine kalabilme. Geç meditasyonu. Kendi kendine kalabilme, durabilme, düşünebilme yeteneğin olması lazım. Bunu başaramıyorsa. Mesela çok hiperaktif, çok hareketliyse yandınız. Yandınız. Söyleyeyim size yani. Bir de uyuşu var bunun. Daha yavaş ağrı var. İfratı da tefriti de tehlikelidir yani. Anladın mı? Bütün acı çekmiş kadınlara şunu söyleyeceğim. Bütün acı çektirenlere teşekkür etmeniz zamanı geldi diye düşünüyorum artık. Yıllarca ona buna isyan edip kızıp bükmekle kendinizi kızıp büküyorsunuz hayata karşı. Erkekler şöyle dediğinizde erkeklerle ve dünyayla aranıza bir mesafe koyuyorsunuz. Yapmayın. Başkalarını itmeniz kendinize koyduğunuz engeller. O enerjiyi, o blokajı koymayın hayatınıza. Geldi gitti bir şey öğretti diyeceksiniz. Zamanında öğrenemedim diyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? O benden öğrendi mi? Bu da umurumda değil diyeceksiniz yani. Sonra bakacaksınız hayata bir hafiflik gelecek. Diyeceksiniz ki evet ya o adam benim geçmişimdeki şuymuş. Bu kadın da geçmişimdeki buymuş. Ben o adamın anasını sevmek ya da sevmemekle uğraşmamışım. O adamın anası bende başka bir şey hissettirmiş. Anladın mı? Yani diyor ki siz güçlü bir kadınsınız, özgüvenlisiniz. Onun anası da yönetme arzusu olan biri. Siz yönetilmeyi sevmiyorsunuz demek ki. Bunun onunla alakası yok ki. Dünya sizinle ilgilenmiyor. Tek yapmanız gereken güçlü olduğunuzu hissetmeniz, değerli olduğunuzu hissetmeniz. Ve kendinize blokaj koymamanız kadınlar. Bırakın bu zamana kadar kim size ne yapmış olursa olsun. Unutun demiyorum, beyin unutmaz. Ama onlara bir anlam verebilirsiniz. Her aklınıza geldiğinde o adam, eski ilişki şunu yapacaksınız. Ne hissettirdi bana şimdi bu? Yalnızlık. Konu o değil ki. Konu benim yalnızlığım. Ben bununla ne yapacağım şimdi? Oturup düşün kendine. Benim yalnızlığıma neye iyi gelir? Entelektüel kafa girdi. Çıkıp bir yürüyüş mü acaba? Bir dostu aramak mı? Bunu yaparsanız gelişirsiniz. Oturduğunuz yerde onun anasının avradını, bunun bilmem neyini derseniz, onu Allah kahretsin. Ama kendinize yapıyorsunuz. Bu enerjiye gerek var mı? Bu enerji 3 ay üzerinizde kalıyor. Bir erkek bile göremiyorsunuz. Çünkü beyin diyor ki o da tehlikeli, bu da yanlış, bu da yanlış, bu da yanlış. Şu affetme olayı var ya, hani affet falan düzelecek. Biz affetmek istemiyorsam niye ben kendimi zorlamak zorunda mıyım affetmek için? Affetmek şöyle bir şeydir mesela. Atıyorum diyelim ki ben bir şey yaşadım. Beni aldattı diyelim. Bir sadakatsizlik. İlişkiyi de bitirdim. Affedemiyorum diyorum mesela. Ama olmayan bir insanla ilgili değil ki dava. Affedemediğimiz şey şudur aslında. Beni nasıl aldatır? Yine orada kendimiz biz bunu unutamayız. Biz bunu unutamayız. Hani şöyle bir şey var mı mesela? Sen onu affetmediğin sürece evet. O enerjiyi yaymayacaksın. Tabii ki var, var, var. Kabullenmektir, affetmek değil orada. Ne zaman bir şeyi kabullendiğin zaman her şey tıkır tıkır. Affetme insanın duygusu değildir, Tanrı'nın duygusudur. Ne yazık ki. Çok doğru. Aynen. Yani affetme insana ait değildir. İnsan doğru. Sadece yüzleşir, kabul eder. Edemezse de aklında kalır sürekli yani. Ben kabul kimseyi kişisel yani. Olarak söyleyeyim. Kabul etmişsin. Aynen, affetmek zorunda değilim kişisel olarak söyleyeyim. Ama ben herkesi kabul edebilirim. Ama affetmem kimseyi. Şuraya o, yazıyorum. O yüce bir duygu kabul bana ya. Ait değil. Aynen bana öyle. Bana da bir tik atayım. Aynen öyle. Başkalarının yanında sizi rencide eden erkeklerden ya da kadınlardan uzak durmanız gerekiyor. Rencide etme mesela. Büyük bir aşağılamadır yani. Büyük bir dışlamadır, yok saymadır mesela. Niye yalan konuşulur? Çok sebebi var yani. Mesela birçok kişilik bozukluğun içindeki bir maddedir yalan. Mesela yalan konuşuyorsun tabii, demek gerekiyor. Hata bu işte. Kadın şunu yapıyor. Yakalıyor yalanını ya da yanlış bir şey yaptığını. Kadın bunu içine atıyor. Ama bak Sadakatsiz diye bir dizi var ya. Oradaki kadına dönüşüyor. Oturdu mu kıyımda? Bak gitti aldattı karısını, kocasını orada. Hiç istemediği şeyler yaptı. Şu an Esmeracığım... bu söylediğin şeye çok inanmadım. O yüzden kendimi güvende hissetmiyorum dediğimde duygu sana geçti. Bende hiçbir problem olmuyor biliyor musun? Bitti. Duygu benden gitti. Eğer yalan söylediğini hissettiğim an Esmeray, ben bunu yakalamam içimde tuttuğumda ben bittim bu sefer, sen değil. Teknik bu kadar basit. Bu kadar basit. Onu at ve bırak. Ve bırak. Bu lafın, bu hareketin, bu tavrın eve geç gelmen bende güvensizlik hissettiriyor dedi dersen rahat uyuyabiliyorsun.
Ama eve geç geldi, içine attın, sen günlerce uyuyamazsın artık. Duyguyu vermek zorundasınız. Bir şey sizi rahatsız ediyorsa, diyelim ki bir adamla tanıştınız, bir erkekle, bir de bir kadınla. O bir hafta boyunca bir hoşunuza gidiyor ama bir şey böyle içinizden sizi yiyor böyle. Yiyorsa uzak durun. O olacak çünkü eninde sonunda. Duygularını yansıt dedim hocam. Aynen, duygularını yansıt. Almaya bu kadar. Ben bu duyguyu istemiyorum diyorsun. Neden aldatır? Bir çok sebep var. Yani hani bir erkek sevdiğini aldatır mı gerçekten? Bir ilişkinin olması onların onu birbirini sevdiği anlamına gelmiyor ki. Seven erkek aldatır mı? Yani gerçekten seven insan aldatamaz. İhtimal olarak gelmez aklına. Zaten sevemediği için aldatıyor. Kendini de, partnerini de. Orada başka bir duygu yatıyor zaten baktığında. Sadakatsizlik içinde yalan olmadan yapılmaz ki. Saklamak da yalandır mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden demek ki burada sevme problemi var. Siz bu adam sizi hayatta sevemez. Bu adam kimseyi sevemez zaten. Aldatma problemdir. Bu kadar basit yani. Hani problemli bir insanla yaşamayı düşünüyor musunuz? Şunu söyleyeceğim. Bu sizin aldatıldığınız anlamına gelmiyor ama yalnız. Siz olmasanız da yapacak bunu. Üstünüze almayın konuyu sadece. Kendiyle alakalı. Aynen. Kendiyle alakalı. Orada da o kişinin şunu sorması lazım. Niye ben aldatma ihtiyacı duyuyorum? Niye bu duygu bende oluşuyor? Niye bunu yapıyorum? Herkeste değişiyor mu bu duygu? Tabi değişir. Aynen. Aynen. Buna ne not yazayım hocam? Şunu söyleyeyim, sadakat diyelim ya. Ama burada şey ölçü olabilirsiniz. Bir insan dostuna da sadık değilse karısına da sadık olmaz ama. Bazı insanların yanında iletişimi çok iyi. Özgüvenli, anlayışlı, dinleyici. Bazılarının yanında bu değil. Hemen bırakın o insanı. Uzaklaşın. Hemen. Notlarımı aldım. Sayın arkadaşlar. Bayağı ders biraz gibi anlattım yalnız. Vallahi ders gibi anlattım. Öyle. Bunlardan uzak duruyorsunuz. Bunlar dız. Bunlar. Benim için de çok iyiydi. Teşekkür ediyorum ki sana. Çok ben de sana. Ben her zaman seninle sohbet etmeyi çok seviyorum biliyorsun. Karşılıklı. Bugün böyle takipçilerimizle de paylaşalım istedik. İyi yaptın. Gerçekten kendi branşında çok iyi olduğunu düşünüyorum senin. Çok teşekkür ederim. Sen de öylesin. Yolun açık olsun. Kim bilir ne şifalar veya kendi yolunu İnşallah daha ya. Çok böyle keşfede biz de birazcık böyle işte senden faydalanarak ne güzel bilgiler alırsak. Ben çok keyif aldım. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde. Salonuma geldiğin için senin tatlım bunu yaptım. Salonun zaten benim 15 günde bir uğramam gereken bir yer arkadaşlar. O çay içilecek. Teşekkür. Yalnız sağ ol. Seni çok seviyorum. Ben seni çok Aşkım. Seviyorum. Aşkım. zaten aşkım derken aşkım. Arkadaki duygu bana yetiyor. Teşekkür ederim yani. Aynen. O samimiyetimle güvenin. O zaman bugün videomuza son veriyoruz. Görüşmek üzere.